Salatanın tuzu fazla mı ne? Yo, iyi. Mahsus yapıyor biliyorum. Tansiyonum çıksın diye boca etmiş tuz kavanozunu. Salatayı ben yaptım babaanne. Deniz bugün bana yardım etti. Çocuğu çalıştırıyorum demiyor da. Anne, lütfen her şeye bir kulp takma. Ben doydum. Kalkabilir miyim efendim? Afiyet olsun. Tatlımı burada yiyeceğim. Hemen geliyor. Ben getiririm. Tabakları hazırladım ben. Tamam. Araları düzeldi. Şşt Caner. Buyur babaanne. Vazgeçtim. Yemeyeceğim. İşbirlikçi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sizi çok üzdüm. Bile bile yaptım. Üzmek istedim. Ama şimdi bunu istediğim için ben üzülüyorum. Kızıyorum kendime. Utanıyorum da. Aslında çok şey söylemek isterdim. Özür diliyorum. İkinizden de çok özür diliyorum. Kabul edildi. Oyuncağımı kırdım benden de dile. O yanlışlıkla oldu bir kere. Olsun, yine de dilesin. Ay Diler yavrum Diler. Hazır ağza alışmışken senden de Diler. Ay, ay yazık yavrum. Her şeye başını sallaya sallaya salla baş oldu. Oho, bundan da aferin almışsın. Aferin. Dur bakayım. Öğretmen ne yazmış buraya? Ah, dün ödevini eksik yapmışsın. Tahtayı silmişler. Ben görmedim ödevimin hepsini. Ayşe. Konuşurken yüzüme bak kızım. Yalan söyleyenler insanların yüzüne bakmadan konuşurlar. Çok bencilsin Şevket. Şuraya geldiğim günden beri söylüyorum sana. Gidelim boğuluyorum ben bu türbete diye aldırmıyordun. Ben bundan önce otur Ferdi'nde, sen sıkılınca hadi gidelim. Uzatma işte. O zaman imkanımız yoktu. Şimdi var. Bak şöyle emlakçılara. Çok büyük olmasına gerek yok. Temiz, hemen içine girebileceğimiz bir yer olsun. Oh, kötü günler geride kalıyor Şevket. Taşındıktan sonra arabayı da değiştiririz değil mi? Yok artık. O kadar uzun boylu değil. Pısırık olma. Büyük düşün, büyük oyna. Ancak o zaman büyük kazanırsın. Damlaya damlaya göl olmuyor. Hala öğrenemedin mi? Yine de çok açılmayalım. Ne olur ne olmaz. Aslında krediyle ev bile alabiliriz. Zorlanmayız merak etme. Gerekirse eş dost destek çıkar. Eşimiz dostumuz kim? Ya mesela Yaman Bey. Bize ne Yaman Bey'den? Hem sen ne görüşüyorsun onunla? Ne var? Eski müşteri. Yani ara sıra bir alo diyemeyecek mi?
Her seferinde söylüyor bir şeye ihtiyacınız olsa çekinmeyin diye. Ondan bir şey istediğini duymuyorum. İhtiyaçlarımızı ben görürüm. Tamam. Gör o zaman. Anne. Uyuma burada, git yerine yat hadi. Kim uyuyor canım? Televizyon seyrediyorum. Horlamadan seyret o zaman. Deniz özür dileyince ben de bir şeyler söylemek istedim. Söyleyemedim. Sen beni bir yanlıştan döndürdün. Ben dünyaya at gözüyle bakan bir adam değilim. Öyle kaba saba düşüncelerim falan da yoktur. Deniz'i o şeye, yani muayeneye götüreyim derken sırf zarar geldiği korkusu yaşıyordum. Onurunu kıracağını düşünemedim. Öfke öyle yıkıcı bir duygu ki. Önce insanın içindekileri, sonra da karşındakini yerle bir ediyor. O anda öfkeliydin, sağlıklı düşünemiyordun. Sen benim aklımı başıma getirdin, gözümü açtın Fikret. Sağ ol. Sen de beni dinlediğin için sağ ol. Yaşayarak öğreniyor insan her şeyi. Hata yapa yapa doğruyu buluyor sonunda. Hata yapmamayı öğreniyor. Deneyim diyoruz acıların bıraktığı izlere. Ben deneyimlerimden çok ders aldım. Bildiklerimi de seninle paylaştım, hepsi bu. Başlarken ikimiz de bunun normal bir evlilik olmadığını biliyorduk. Ama sanki böylesi daha doğru, he? Belki çok ağır yol alıyoruz ama sağlam basıyoruz. Üzerine bir şey getireyim. Üşüyecek. Sen yap işini. Ben getiririm.